Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben HGTV bu adminiyim. Bugün sizlere Photoshop'ta kesme işlemini göstereceğim. Tabii çoğunuz merak ediyor bunu. İnşallah güzel şeyler ortaya çıkarır. Şimdi Photoshop'a çıkıyoruz gibi. Ben CS4 kullanıyorum. CC de var ama CS4 daha kolay geliyor. Neyse ben ismini unuttum. İşte Emre. İşte bunu çizeceğim. Şimdi ilk önce tabii bilmiyorsunuz da belki ama arka plan kısmını iki kere tıklayıp Enter'a basıyoruz. Daha sonra Ctrl-J yani Ctrl-J tuşlarına birlikte tıklıyoruz. Kopya oluşturuyoruz. Bu kopyanın üstüne tıklıyoruz. Filtre, filtre galerisi ve kesme işlemi var sanatsal bölümünde. Kesme. Gördüğünüz gibi bir şekil oluştu önümüzde. Bu sağ tarafta yüzey sayısını fotoğrafı göre ayarlamanız lazım. Bakıyorum hangisi daha iyi. Tabii ki de 8 daha iyi geldi. 8'i seçtim. Sonra kopyayı kaldırıyorum göz işaretini tıklayarak ve yeni bir sayfa açıyorum. Sayfa dediğimde yani klasör. Fotoğrafı iyice yakınlaştırıyoruz. Ve 100'den başlayacağım. Ben fazla önemsemeyeceğim. Siz bunları önemseyin tabii. Zaten çok fazla kötü çizdiğinizde de üzülmeyin. Kesme işleminde öyle şeyler üzerine gelmiyor ama size bir tavsiye, bunu yaparken vektör diye paylaşmayın. Öyle de çok kötü duruma düşersiniz. Yüzü çizdik. Daha sonra renk yerlerine basarak ten rengini seçiyoruz. Hangisi daha iyi olur. Bunu fark etmez seçtik. Daha sonra seçtiğimiz yerin üstüne geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve yolu doldura tıklıyoruz. Burada direkt tamama tıklayın. Yol dolduruldu. Sonra da Enter'a tıklayın. İşte böyle bir şey çıktı. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız diyorsunuz. Kopyalayı açıyoruz. Şimdi kapatalım bir dakika. Kopyalanın opaklığını yani ışık geçirmezliğini %100'den %40'a indiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Tabi siz bunu da çizeceksiniz. Gözleri falan her şeyi tamamladıktan sonra ben zaten size yardım ediyorum şu an. Bir tane daha açıyoruz. Şunu kapatalım. Şimdi de kaşlara başlayalım. Benim CS4'ü kullanma amacım da şu işaretin küçük olması beni daha güzel çizdiriyor. CC ve CC6'da CS6'da çok özür diliyorum. Çok büyük. Neyse şimdi de kaş rengini seçiyoruz. Evet bu renk açıldı. Yolu doldur. Enter. Sonra da yüzü de seçelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkıyor. Tabii benim taktiğim biraz değişik ama size bir şey öğretmem gerekirse üstünden geçerek yapın. Üstünden geçerek yapın daha kolay olur. Yani kesme işlemini yapın böyle. Bunun üstünden geçerek gölgeleri oluşturun. Daha kolay olur. Ben size birkaç yöntem de göstereceğim. Neyse şimdi kapatalım. Şunu da kaldırıyoruz. Kaş kalabilir. Bir tane daha açıyoruz kaptan. Ondan sonra ise gözleri yapmaya başlıyorum. Ben gözleri şöyle yükleyeceğiz. Beyazlık olarak diyorum. Konusunda da Fatih Avcı Türkiye'de bayağı geliştirdi. Tuğba Yılmazer, Kazan Kazan, sonra Fatih diye bir abimiz, Murat, M.C. Gürevic, neyse işte bunları gerçekten söyleyemiyorum. Çok ağzıma dolanıyor. Neyse çizmeye devam edelim. Gözleri de böyle yaptık. Şunu açalım, şunu açalım. Bakıyoruz. İşte yavaş yavaş götürmeye çalışıyoruz. Gözler. Evet, kapatalım.
ettiğim için hiç önem göstermiyorum. Siz bunları önemseyerek yapın. Evet, göz rengini de seçtik. Ben tabii önemseyerek yapmadığımı tekrardan söyleyeyim. Yani siz bazen kötü yapmayın mesela. Şimdi buradan bir tane daha katma açıyoruz. Ben bu tarafları hepsini pentolla çiziyorum. Siz isterseniz şu köşe taraftan çizgi aracıyla yapabilirsiniz tabi. Oval aracıyla falan. Neyse, geri yapalım. Şimdi diğer gözlerini de çiziyorum. Şimdi çizdik. Şimdi yine bunun da rengini de bozuyorum. İşte böyle geliyor resmimiz. Evet arkadaşlar, ben size şimdilik bu kadar göstereceğim. Siz artık gerisini kendiniz yaparsınız. Aslında çok kolay bir şey. Zaten bakın, buradan bakınca da çok güzel gözüküyor. Siz resme bakarak düzgün çizin. Sonra da şunu katma sıfırı yapın. Olay biter. Saçları falan da 2 dakika şöyle şımarayarak çizeyim de görürsünüz. Tabi siz asla saç kullanmayın. Neyse, hiç uğraşmayın çünkü daha şuradan da geçmem gerek. Bakın böyle geliyor işte. Siz devam edin isterseniz arkadaşlar. Normalde böyleyken böyle bir şey çıktı. Gerçekten güzel bir şey. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni derslerimizi izlemenizi